Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün mobil oyun rehberi serimizin 3. videosundayız. Yine size 10 tane internetsiz oynayabileceğiniz trend ve eğlenceli oyunları derledim. Hemen videomuza geçiyoruz. İlk oyunumuz Aquapark IO. Oyun iOS ve Android Store'da trend oyunlar sırasında üst sıralarda. Hatta bir ara birinciliği almıştı. Yaz aylarında yapılması mantıklı bir su kaydırağı oyunu. Birçok mayolu arkadaşımız kaydıraktan kaymaya başlıyor. Amacınız herkesi su kaydırağından iterek veya stratejik yerlerde su kaydırağının belirli bölgelerinden belirli bölgelerine kısa yol yaratarak uçmak. Çok tutulacağınız bir oyun değil ama keyifli. Online değil, internetsiz oynanan bir oyun. Diğer oyuncular bot. Her ne kadar gerçekliklere sahip olsalar da kanmayın. İkinci oyunumuz Bow Stars. Kendisi mobil oyun rehberi serimizin birinci bölümünde incelediğimiz Tank Stars'ın tank değil de oyunculu versiyonu. Oyunda birçok mod var. Bu modlarda oynayabiliyorsunuz. Yine engebeli veya düz araziler içerisinde seçtiğiniz karakterlerle karşı taraftaki oyuncuyu yenmeye çalışıyorsunuz. Oyunun da isminden anlaşılacağı gibi bow yani yay temalı genelde bir şeyler fırlatılıyor. Siz de oyuna ilk olarak yaycı arkadaşla başlayacaksınız. Ardından aldığınız galibiyetlerden kazandığınız altınlarla daha farklı karakterler alabilirsiniz. Ya da para vererek VIP karakterler de açabiliyorsunuz. Oyunu boş zamanlarınıza değerlendirebilirsiniz. Üçüncü oyunumuz Exclimber. Sanırım doğru okudum. Oyun basit arayüzlü tek amacı dağa tırmanmak olan bir arkadaştan ibaret. Elindeki kazmayla dağın zirvelerine ulaşmaya çalışıyor. Tabi oyun basit olsa da belirli zorlukları da var. Dağ zirvesine tırmanırken her türlü tehlikeyle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Ekstra kaygan zeminler, içi boş kar birikintileri, keskin buz kristalleri, üstüne denk gelince sizi ısıran dağ kuşları, çığ ve benzeri. Oyun otobüs beklerken kısa aralarda değerlendirebileceğiniz güzel bir oyun. İndirin bir kenarda dursun. Dördüncü oyunumuz Canon Man. Bu palyaçoya benzer arkadaş mobil oyun rehberi 2. serimizde incelediğimiz Jetpack Jump'la benzer bir oyun. Zaten oyun firmaları artık fikir bulamamaktan birbirlerinden çalıyorlar sanırım. Palyaço arkadaşı bir top vasıtasıyla önünüzdeki araziye fırlatıyorsunuz. Bu arazide çeşitli Luna Park oyuncakları gibi araçlar var. Bunların üzerine denk gelirse palyaçoyu tekrar zıplatıp daha uzaklara götürebiliyorsunuz. Her oyun sonu kazandığınız altınlarla topun fırlatma hızını ve birkaç geliştirmeyi yapabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları sevenler için eğlenceli bir oyun. Beşinci oyunumuz Clean Road. Clean Road bir kurtarıcı araç oyunu. İlk başlarda karla kaplı yolları temizleyerek evinin otoparkından çıkamayan mahalle halkına yardım etmenizle oyuna başlıyorsunuz. Yolunuz üzerindeki çok sert, ezip geçemeyeceğiniz engellere dikkat edin. Amaç mahalle sakinlerini ana yola çıkartıp işlerini güçlerini yollayacak kadar yol temizleyip peşinizden o temiz yoldan gelmelerini sağlamak. İlerledikçe kar yanıntısı dışında birçok harita daha açılıyor. Eğlenceli bir oyun, denemekte fayda var. Altıncı oyunumuz Fun Race 3D. Bu oyun yine 1. veya 2. serimizde bulunan Human Runner 3D oyununun yapımcıları tarafından yapılmış bir oyun. Bu sefer işi ilerletmişler anlaşılan. Daha eğlenceli haritalar ve dinamikler eklenmiş. Ve yine parkurlar olabildiğince büyütülüp uzatılmış. Ve yeni araçlar da ekleyerek daha zevkli hale gelmiş. Oyun Survivor vari konsepte sahip. Her stage'de farklı parkurlara denk geliyorsunuz. 4 kişi başladığınız oyunda eleme usulü o parkuru birinci olarak bitirmeye çalışıyorsunuz. Gayet eğlenceli ve beni de saran bir oyun oldu. Denemenizde fayda var. 7. oyunumuz Mr. Bullet. Bullet nasıl okunuyor bilmiyorum. Basit arayüzü ve basitçe oynanan bir oyun kendileri. Elinde silahı olan mafya babası düşmanlarını öldürmeye çalışıyor. Tabi kolaydan başlayıp zora doğru giden bir macera bekliyor sizi. Biraz da stratejik davranmanız gerekecek ilerleyen bölümlerde. İlerledikçe kazandığınız paralarla farklı haritalarda açılıyor. Artık silah yerine bomba kullandığınız bölümleri göreceksiniz. Benim de görmediğim henüz ama bildiğim bir iki farklı harita daha var. Bu tarz oyunları sevenler için değerlendirilebilecek bir oyun. 8. oyunumuz Pizza. Oyunun isminden de anlaşılacağı gibi pizza yapma oyunudur kendileri. Ufak bir dükkanı ve kısıtlı malzemeyle bir pizza dükkanı açıyorsunuz.
ve pizzalar yapıp müşterilerinizi memnun etmeye çalışıyorsunuz. Verilen siparişleri ne kadar doğru ve zamanında yapıp teslim ederseniz ona göre para kazanıp bahşiş alıyorsunuz. Kazandığınız paralarla pizza dükkanınıza masa, sandalye alıp yerleri farklı renkte parkelerle döşeyebilirsiniz. Dışlanmanızı daha dikkat çekici tavalarla değiştirebilirsiniz. Yeni malzemeler alarak daha fazla müşteriye hitap edecek mutfağınızı oluşturabilirsiniz. Oyun oldukça sarıyor, saatlerce oynayabilirsiniz. Yalnız tek eksisi giriş seviyesinin biraz üstü İngilizceniz olması gerekiyor. Çünkü oyun İngilizce, haliyle siparişler de İngilizce. Bazı siparişleri anlamayabilirsiniz. Ben ki 4 sene İngilizce okumama rağmen bazı siparişleri anlamayıp daha açıklamalı anlatması için 2 kere sorduğum oluyor. Bunun dışında güzel oyun. 9. oyunumuz Flip Dunk. Atlet bir ablamızla oyuna başlıyorsunuz ve sürekli onunla devam ediyorsunuz. Bu ablamız jimnastikle uğraşmış, anlaşılan taklalar atıp trambolinlerle oradan oraya uçabiliyor. Sizin göreviniz de bu ablayı yönetmek. Eğlenceli ilerleyen bölümler bayağı zorlaşıyor, siniriniz bozulabiliyor ama genel itibariyle kendini oynatan bir oyun. Bu tarz oyunları sevenler için kesinlikle değerlendirilmeli diyorum. 10. ve son oyunumuz Traffic Razor. Bu güzel oyunu son sıraya sakladım çünkü belirli sebeplerim var. Oyunun kurucusu, yapımcısı Türk ve oyunda tamamen Türkçe. Bu oyunu kesinlikle indirin ve desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Sadece Türk oyunu ve Türkçe olduğu için değil, klasmanında en iyi makas oyunu olduğunu rahatça söyleyebilirim. Neyse, milli duyguları da kabarttıysak oyuna geçelim. Traffic Razor oyununu bir kere bile oynamayan yoktur. Yine Soner isimli bu güzide yetenekle gurur veren arkadaşımız yapmıştı bu oyunu. Ve milyonlarca indirilerek global bir oyun haline geldi. Trend listelerinde ilk yüzden de hiçbir zaman düşmedi. Traffic Razor'da makas atarak paralar kazanıp yeni haritalar açarak daha iyi ve hızlı arabalar alarak garajımızı geliştiriyorduk. Bu sefer işler motor üzerinde. Fakat sadece 3-4 harita içinde kısıtlı ve hep aynı modlarla oynamanıza gerek yok artık. Oyun olabildiğince geliştirilmiş, bu sefer bildiğimiz modlar dışında bir de kariyer modu eklenmiş. Oyun grafikleri de önceki oyuna göre şaha kalkmış, her motorda modeline göre kendi seslerine sahip. Çok anlatmayayım, indirin, gerisini de siz deneyimleyin artık. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Mobil oyun rehberi serimizin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone oluyoruz, videoya like atıyoruz ve incelememi istediğiniz farklı oyunlar varsa bunları da aşağıdan yazabilirsiniz veya oyun türlerini yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.